Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, evet, bu Yargıtay kararı tam anlamıyla bir darbe girişimidir. Lafı dolaştırmanın alemi yok. Devletin kurumları arasında çatışmadır, devlet krizidir, böyle tarif edebilirsiniz ama bunun özü, aslı anayasaya karşı bir darbe girişimidir. Hani Anayasa Mahkemesi'ni üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş ya, Yargıtay, suç duyurusunda bulunacaksa ceza kanununun 309. maddesine bakacak. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi anayasayı ihlal suçunu düzenliyor. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, anayasal düzenin fiilen uygulanmasını engellemek. Anayasanın 153. maddesi açık. Anayasanın 153. maddesi son fıkrası diyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacaksın kardeşim. Uyacaksın. Yasama organları, yürütme organları, yargı organları ve idare bu kararlara uymak zorundadır diyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi muaftır demiyor. Hoşuna giden Yargıtay Dairesi uyar, hoşuna gitmeyen uymaz demiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının içeriğine bakın. Bu içeriği beğenmezseniz hukuken test edin. Beğenmezseniz uygulayamayabilirsiniz demiyor. İşte anayasa. Anayasa. Ha demek ki 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamakla anayasayı ihlal etti. Ha şimdi gelelim. Cebir ve şiddet var mı burada? Var. Cebir yok ama şiddet var. Şiddet var. Hangi gücü kullanıyor? Milletvekili cezaevinde şu anda. Anayasa Mahkemesi'nin serbest bırakın demesine rağmen kanundan aldığı yetkiyle milletvekili cezaevinde. Hangi güç onu cezaevinde tutuyor? Kamu gücü. Devletin gücü. Cezaevi müdürü onu niye serbest bırakmıyor? Çünkü talimat gelmesi lazım. Talimatı vermesi gereken kim? Mahkeme. Mahkeme Yargıtay 3. Ceza Dairesi'yle anlaşmış. Kanuna rağmen, anayasaya rağmen cezaevinde bir milletvekilini tutuyor. Tam da kamu gücü, işte cebir ve şiddetle anayasanın uygulanmasını önlemek. Darbe suçu arıyorsanız burada darbe suçu. Başka yere gitmeyin. Burada darbe suçu. Başka bir şey daha var. Anayasanın 311. madde, Türk Ceza Kanunu'nun 311. maddesi. Ne diyor 311. madde? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemek. Ceza kanunu. Hukukçular bilir, hepimiz biliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi ne? Yasama görevi, denetim görevi. Yani milletvekili buraya gelecek, görevini yapacak. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın uygulamıyorum, uymuyorum, hoşuma gitmedi dediği kararda ne diyor? İhlal kararı verirken diyor ki yasama görevini engellediniz. Bu milletvekilinin yasama görevi yapmasını engellediniz diyor. Ya değerli arkadaşlar, aklımızı başımıza alalım. Bir mahkeme keyfi olarak bunu söyleyemez. Bu tam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevini yapmasını kısmen engellemektir. Bir milletvekilini buraya yollamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi 311. maddedeki suçu işlemiştir. Sadece bunu değil, görevi kötüye kullanma suçunu da işlemiştir. 257 bununla beraber, ki daha hafif burada. Aynı zamanda 109. maddedeki hürriyeti tahdit suçunu da işlemiştir. Ya bir düşünün ki bir ülkede, hani ben yüksek mahkemeyim diyor ya, hani kararında Anayasa Mahkemesi'yle yetki yarıştırıyor ya kendince anayasaya aykırı olarak, sen benim üstümde değilsin diye aslık üstlük tartışması yapıyor ya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi açıkça şu anda sadece kabaca baktığımız Türk Ceza Kanunu'nun 4 ayrı maddesini ve anayasayı açıkça ihlal ediyor. Şimdi bu basit bir devlet krizi diye tarif edilecek bir şey mi? Değerli arkadaşlar, bakın, biz bununla ilgili kötü bir tecrübe yaşadık. O kötü bir tecrübeyi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem yürütme organı hükümet,
hem de milletle beraber açtık. Sayın Meclis Başkan Vekilimiz o gün buradaydı. Ben de buradaydım. 15 Temmuz gecesi bir çetenin, devlet içerisine yerleşmiş bir çetenin darbe girişimine karşı sabaha kadar tepemize bomba atılırken Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ'la birlikte birçok milletvekili arkadaşımızla buradaydık. Niye buraya geldik? Darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletin iradesine yapılmıştır dedik. Milletin iradesine karşı iktidar partisi, ana muhalefet partisi, muhalefet partisi yoktur dedik. Bu çatı yıkılırsa hepimizin tepesine yıkılır dedik. Milletin tepesine yıkılır dedik ve burada bugünkü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de buradaydı. Yine AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekillerimiz de buradaydı. Beraberdik. Değerli arkadaşlar, bakın o gün tepemize bomba attı terör örgütü. Milletin kendilerine emanet ettiği silahla yaptılar bunu. Bugün Yargıtay 3. Ceza Dairesi milletin kendisine verdiği güç kullanma yetkisini kullanarak anayasayı başka bir şekilde ihlal ediyor. Anayasayı ihlal etmek, darbe yapmak için elinde illa ateşli silah mı olması lazım? Tank mı olması lazım? Tüfek mi olması lazım? Milletin verdiği gücü, yetkiyi suistimal ederek bu gücü kullandığında ortaya çıkan sonuç bundan farklı değildir. Değerli arkadaşlar, bakın dün tepemize atılan bomba, bugün buna Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tavır almazsak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortasına bomba konmuş demektir. Ortasına bomba konmuş. Şimdi meclis olarak hep beraber bu bombayı alıp etkisiz hale getirmek zorundayız. Hiçbir şey olmamış gibi duramayız arkadaşlar. Hiçbir şey olmamış gibi duramayız. Bakın tecrübelerimiz kötü, hafızalarımız kötü tecrübelerle dolu. Hafızalarımız ders almadığımız kötü tecrübelerle dolu. Biz bunun yargının keyfi uygulamalarının, yargının kanunu zorlayarak, kötü yorumlayarak, keyfi yorumlayarak memleketi nasıl felakete sürüklediğini yakın tarihimizde gördük. Mesela İlhan Cihaner kararı hatırlayın. O dönem FETÖ yargının içinde yuvalanmıştı. İlhan Cihaner Erzincan başsavcısıydı. Birinci sınıf hakim savcı. Bunların yargılanması için önce Adalet Bakanlığı izin verecek. Ondan sonra Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu karar verecekti. Yargılanmaları da Yargıtay'da yapılacaktı. FETÖ'cü hakim ve savcılar ne dediler biliyor musunuz? Ceza muhakemeleri kanununun 250. maddesi bana bu yetkiyi veriyor dediler. Sıradan bir Erzurum savcısı gitti. Sıradan değilmiş. Sonra anladık onun sıradan olmadığını. Biz biliyorduk da sizler sonradan anladınız. Osman Şanal gitti. Gözaltına aldı Erzincan savcısını. Görevinin başında. Arama yaptı adliyede. Gözaltına aldı. Bunu yaşadık. 10 sene ya geçti ya geçmedi üzerinden. Sonra Osman Şanal ne oldu biliyor musunuz? FETÖ'cülükten tutuklandı, meslekten atıldı. FETÖ'cüydü bu. Böyle yorumladılar. Bakın başka bir kötü örnek daha. İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı. Anayasa açık. Genelkurmay Başkanları ancak Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanırlar. Başka yerde yargılanmaları mümkün değil. İlker Başbuğ'u aldılar, Silivri Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıladılar. Tutukladılar, hakkında hüküm verdiler ve cezaevinde göz göre göre. Niye? Efendim görev suçu değil, böyle bir şey icat ettiler. Yani yargıdaki hafızalarımızı hatırlayalım. Nerelerden, o gün bunlara biz itiraz ettiğimizde, ben hiç unutmuyorum, bu sıralarda değerli milletvekili arkadaşlarımız bırakın yargı işini yapsın diyordu. Onlar bırakın yargı işini yapsın derken terör örgütü devleti adım 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 çürütüyordu. Bugün de bırakın yargı işini yapsın derseniz aynı sonuçla karşılaşmamız mukadderdir. Değerli arkadaşlar, bitmedi daha. Bitmedi.
Dursun Çiçek albaydı. Dursun Çiçek albaydı ve herkes bilir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli subayları askeri mahkemelerde yargılanır. Soruşturma usulleri bellidir. Hayır dediler. İstanbul Özel Yetkili Savcısı soruşturmayı açtı. İstanbul'da Silivri'de yargıladılar. Sadece onu değil, isim örnek olsun diye veriyorum. Onun gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever subaylarını orduyu tasfiye etmek için, orduyu felç etmek için orada yargıladılar. Bu kürsüden o zaman da sesimizi yükselttik, gırtlağımız patladı. Ama ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman da seyirci kaldı. Şimdi diyoruz ki seyirci kalmayalım. Bu sefer seyirci kalmayalım değerli arkadaşlar. Bu sefer seyirci kalmayalım. Bakın, coğrafi yetkiyi kaldırdılar o zaman. Türkiye'deki bütün davaları İstanbul'a topladılar. Niye anlatıyorum bunları? Daha çok anlatırım da gerek yok. Niye anlatıyorum bunları? Yargıda bir yapılanma, eğer bir şeyleri bizim gözümüzün içine baka baka yapıyorsa ve bizim vicdanlarımız kısmen bundan rahatsız oluyorsa, bilin ki orada bir tuzak vardır. Bilin ki orada bir şey vardır ve bunun üzerine gitmek zorundayız. Dün ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi dün seyirci kaldı. Geldiğimiz tablo 15 Temmuz'du. Bugün seyirci kalmayalım. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi iradesine müdahale edilmesine karşı tavır alabilecek güç ve kudrettedir. Açıkça arkasına herkesi haksız töhmet altında bırakmak istemem. Ama arkasına esaslı bir iktidar gücü olmadan bir Yargıtay Ceza Dairesi'nin bu kararı verebileceğine ihtimal vermiyorum. O esaslı iktidar gücünün nereden kaynaklandığını dün şöyle baktığımızda AK Parti'den değerli milletvekili arkadaşlarımız görev yapmış, itiraz ettiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Sayın Hayati Yazıcı'nın tweet'i vardı. Sayın Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün önemli tweet'leri vardı. Teşekkür ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum'a bakıyorum ki işaret başka yerden veriliyor. İşaret başka yerden veriliyor. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Yargı şımartılmadan bunu yapamaz. Yargının dün olduğu gibi bugün de arkasında bir siyasi güç ve destek. Yürü tosunum, yürü evladım, ben arkandayım demediği sürece bunu yapamaz. Bunu herkes biliyor. Şimdi neler yaşadık? Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde Soma davasında 3 üye değişti. Kararı değiştirmek için oradaki patronun. Değişen 3 üye, birisi 3'ü de Adalet Bakanlığı bürokrasisinden gelme. Kenan İpek eski müsteşar, Fuzuli Aydoğdu eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri, Mustafa Yapıcı eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü. 3'ü değişti. 3'e 2 karar da değişti. E şimdi böyle kararlarda, böyle müdahaleler olursa 3. Ceza Dairesi cesareti nereden alacak? Kimden alacak? Benden mi alacak? Bakın, yandaşa ödül veren yargı sisteminden adalet çıkmaz. Yandaşı ödüllendiren yargı sisteminden adalet çıkmaz. İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Sezgin Baran Korkmaz davasında adli kontrolü kaldırtan, o devlet operasyonu yaptık diyordu ya eski İçişleri Bakanı, o adli kontrolü kaldırtan başsavcı ne oldu? Taltif edildi. Yargıtay üyesi oldu. Bir tane karara imza atmadan, Yargıtay'da görev yapmadan Yargıtay üyeliği terfi istasyonu oldu. Oradan Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Şimdi bu karara muhalif olanlardan birisi o. Anayasa hakkında suç duyurusunda bulunulmayan üye. Hasan Yılmaz yine SBK davasında İstanbul'da hakim, mal varlıkları üzerinde Sezgin Baran Korkmaz'ın tedbiri kaldıran hakim. Ne oldu? Adalet Bakan Yardımcısı şu anda. Akın Gürlek
Enis Berberoğlu kararını uygulamayan, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim. Taltif edildi. Nerede şimdi? Adalet Bakan Yardımcısı. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan bir hakimi Adalet Bakanı Yardımcısı yaparsanız 3. Ceza Dairesi'ne de yürü tosunum, bildi benim istediğim gibi karar ver dersiniz. Buradan adalet çıkar mı? Değerli arkadaşlar, Muhterem İnce İçişleri Bakanlığı'ndan hızla Sayıştay'a gönderildi. Sayıştay'da hiçbir karara katılmadan terfi istasyonu yine Sayıştay, oradan Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Şimdi bugüne kadar bakıyorsunuz. Anayasanın açık hükmüne rağmen hem 138. maddesi hem 153. maddesi. 138. madde genel bir hükümdür. Yargı kararları, yasama, yürütme, yargı organları ve idareyi bağlar der. 153. maddede Anayasa Mahkemesi'ne özel bir hükümdür. Anayasa Mahkemesi kararlarına herkes uyacak der. Buna rağmen Enis Berberoğlu kararına uyulmayan taltif edildi, yükseltildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına uymadılar. İki kere karar vermek zorunda kaldı. Can Atalay kararını şimdi yaşıyoruz. Daha önce Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve benzeri kararları gördük. Son sözüm şudur. Değerli milletvekilleri, bu bir devlet krizinin ötesinde, bu bir yargı darbesidir. Anayasal düzene darbedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu darbeye karşı direnmek zorundadır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Tezcan, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.